Devriye Arabası. Merhaba Bobby. Selam Henry. Balık yakalamak için ne güzel bir gün. Oo, görünüşe göre Bobby bir şeyler yakaladı. Oo, dikkat et. Olamaz Bobby, iyi misin? Harika fikir Henry. Hadi yardım için araba devriyesindeki arkadaşlarımızı arayalım. Hey çocuklar! Bobby hasar gördü ve şu anda su alıyor. Yardım eder misiniz? Göldeyiz, hemen gelin. Acele edin çocuklar. Şükür ki geldiniz araba devriyesi. Ne yapmalıyız? İyi fikir Matt. Bobby'yi hemen kıyıya çekmezsek batacak. Hector, Frank, Bobby'yi kıyıya çekebilir misiniz? Hector'ın halatını yakalamaya çalış Bobby. Endişelenme, tekrar dene. Tamamdır, başardın. Sıkı tutun Bobby. Frank süper gücünü kullanacak ve seni kıyıya çekecek. Başarıyorsun Frank. Olamaz. Endişelenme. Hector halatı geri getirecek. Bir kez daha Hector. Muhteşem. Harika bir iş çıkardınız çocuklar. Tamamdır şimdi. İşte budur. Biraz daha. Başardın. Haklısın Matt. Tamir için Bobby'yi kasabaya çekmemiz gerek. Ama en azından artık güvende. Mükemmel bir takım çalışmasıydı ekip. Hoşça kalın millet. Hoşça kalın arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Devriye Arabası. Selam Hector. Neler yapıyorsun bakalım? Aşırı hız yapan arabalar için şehri gözlemliyorsun öyle mi?
İyi şanslar. Topa dikkat et. Bebek Tom iyi olup olmadığını merak ediyor Hector. Sıkıştın mı? Ah zavallı, ne yapmalıyız? Siz bebekler Hector'a yardım için araba devriyesini çağırmak istiyorsunuz öyle mi? İyi fikir. Acele edin bebekler. Beyler, Hector'ın yardımınıza ihtiyacı var. Kendisine top çarptı. Gelip göz atabilir misiniz? Harika. Hadi gidelim. İşte buradalar. Hector'ı nasıl indireceğiz? Büyüteç mi kullanacağız? Tamamdır. Sorunun ne olduğunu görüyor musun Matt? Görüyorsun öyle mi? Hector dallara mı takılmış? Ah zavallı, ne yapacağız? Bir fikrin mi var Frank? Var mı? Nedir? Fıskiyen. Harika fikir. Aferin Frank. Sana da Matt. Sorun nedir bebekler? Topunuz hala ağaçta öyle mi? Beyler, bebeklere yardım edebilir miyiz? Bu sefer topunuza dikkat edin bebekler. İyi işte araba devriyesi. Sonra görüşürüz. Devriye arabası. Thank you.
Selam Tyson, bugün ne kadar sıcak değil mi? Çocuklar, susamış görünüyorsunuz. İyi haber şu ki, Tyson'ın her zaman benzini vardır. Wow, o ses de neydi? Olamaz. Benzin pompalanmıyor mu? Pompan çalışmıyor mu Amber? Ya seninki Suzy? Harika fikir Tyson. Hadi araba devriyesini çağıralım. Onlar ne yapılacağını bilirler. Hey çocuklar! Dışarı gerçekten çok sıcak ve Tyson'ın benzin istasyonunun yakıtı bitmiş. Yardım eder misiniz? Tamamdır, hadi gidelim. Acele edin. Endişelenmeyin çocuklar. Araba devriyesi bu işi hemen çözecektir. Pekala. Sizce ne olmuştur araba devriyesi? İyi fikir. Yakıt tanklarıyla ilgili bir problem olabilir. Hadi kontrol edelim. Yakıt pompalara gitmek yerine yere dökülüyor. Ne olduğunu çözebilir misin Matt? Aha, bir çatlak. Haklısın Matt. Boru sıcaktan dolayı çatlamış olmalı. Ne yapacağız şimdi? Harika fikir. Hector, neden gidip yeni bir boru almıyorsun? Hector'ın yeni boruyu getirmesini beklerken... Neden sen de yakıtı kapatmıyorsun Frank? Aferin. Şu pisliği de temizleyebilir misin? Muhteşem. Böyle çok daha iyi görünüyor Frank. Bakın. Hector yeni bir boru ile döndü. Hadi şimdi de tamir edelim. İyi iş Hector. Şimdi Matt yeni boruyu yerleştirebilir. Mükemmel. İyi görünüyor. Tamamdır. Frank, yakıtı tekrar aç. Pompalar tekrar çalışmaya başladılar mı? Harika. Aferin araba devriyesi. Günü kurtardınız. Hoşça kalın millet. Sonra görüşürüz.
Merhaba Tao. Hızlı sürüyorsun. Niye acele ediyorsun? Ya bilmiyorum. Oo, bu akşam Çin Yeni Yılı. Ve bütün halka yemek mi dağıtıyorsun? Hı? Çok hoşsun. Vay canına, ne gördün Tao? Aman Allah'ım. Bu bir canavar mı? Peki biz kesinlikle görevde değiliz. Devriye arabasını arayalım. Çocuklar, buna asla inanamayacaksınız. Ama Tom araba şehri caddesinde bir canavar gördü. Hadi bir şeyler yapmak zorundayız. Hızlı. Acele çocuklar. İşte buradayız. Devriye arabası, dikkatli dinle. Nihan bir canavar. Yılda bir kez Çin Yeni Yılı'nın başında beslenmek için saklandığı yerden ortaya çıkar. Tao ondan kurtulmanın iki yolu olduğunu söylüyor. Her şeyden önce kırmızıdan nefret ediyor. Frank bir numara yapacak. O zaman onu korkutmak için mümkün olduğunca fazla ses çıkarmamız gerekiyor. Neyse ki Tao'nun bazı fıçıları var. Metin bir fikri var. Onu takip edelim. Oo, canavarın dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz. İyi fikir Tao. Bu nedir Hector? Çocuklar, Nihan canavar geliyor. Hadi saklanalım. Şimdi... Bu size kalmış Tao. Çalışıyor. Bebek arabalar. Ne yapıyorsunuz? Çin Yeni Yılından beri özel bir dans yapmak mı istiyorsunuz? Çok şirin. Ama çoğunlukla bizi oldukça korkuttun. Bu gece Tao bir iştah uyandırdı. Kim aç? Ne güzel bir festival. Harikasın Tao. Çok teşekkürler. Mutlu yıllar herkese. Yakında görüşürüz. Devriye arabası.
son derece eğlenceli görünüyor. Araba Şehri Futbol Turnuvası. Kırmızı takım gole yaklaşıyor. Görünüşe göre top kaleye girmek üzere. Ah, olamaz. Tyler kale direklerini hareket ettirdi. Tyler'ın hilesiyle ilgili ne yapmayı düşünüyorsun Tom? Harika fikir. Araba devriyesini arayalım. Hey, araba devriyesi. Futbol turnuvasında bir sorun yaşandı. Tyler oyunu mahvetti. Gelip yardım edebilir misin Matt? Tyler mızıkçılık yapıyor Matt. Sen eğleniyor olabilirsin Tyler. Ama senden başka eğlenen yok. Peki Tyler, son bir şansın var. Ah zavallı. Artık takımda istenmiyorsun. Mavi takıma geçmek zorundasın. Ama onlar da seni istemiyor. Matt'in iyi bir fikri var. Tyler bir penaltı oyunu oynamalı. Eğer gol atarsa tekrar oynayabilir. Ama eğer başaramazsa oyun dışında kalır. Lily'yi geçmek çok zor olacak. İnanılmaz, başardı. Herkes seni kendi takımında istiyor artık Tyler. Hangi tarafta oynamak istiyorsun? Süre doldu. Maç bitti. Ve kırmızı takım kazandı. Hey Tyler, Matt ve Tom seni maçın adamı seçmeye karar verdi. Bugün Tyler'a çok önemli bir ders verdin Matt. Hile yaparak düzgün oynamanın zevkine asla varamayız. Ve kazanmanın da elbette. Hadi.